kendisi 1566 yılında Mimar Hayruddin tarafından bizzat Kanuni Sultan Süleyman'ın emri üzerine inşa edilen bir köprüdür. 1566 yılından 1993 yılına kadar bu köprü orijinal haliyle ayakta kalabilmiş bir köprü. Fakat 1993 9 Kasım günü Hırvat güçleri tarafından bu köprüye bir saldırı düzenleniyor ve 1993 9 Kasım'da bu köprü tamamen gördüğünüz Nedetva Nehri'nin sularına gömülüyor. 1997'de tekrardan restore işlemleri başlıyor ve 2004 yılında tekrardan görmüş olduğunuz Mostar Köprüsü aynı şekilde orijinaliyle birebir tekrardan canlandırılıyor. Bu restore işleminde tabii ki de Türkiye'nin payı çok büyük. Restoreyi yapan firma Erbu, Türk firması. Bu Mostar şehrinin en önemli adetlerinden bir tanesi de eğer ki bu bölgeden biriyle evlenmek istiyorsanız bu köprüden atlayıp, yüksekliği 24 metrelik bir köprüdür Mostar Köprüsü. Bu köprüden atlayarak erkekliğinizi, yani delikanlılığınızı gösterip kızı alabiliyordunuz. Fakat şu an bu adet bitti, tehlikeli olduğu için. Bunun yerini alan işte şu an profesyonel atlayıcılar var. Turizm için gelen turistlerden para toplayıp belli bir ücret karşılığında atlayıp insanları mutlu ediyorlar. Zaten ben de öyle yaptım, gidiyor. Hadi beyler bakalım. Tabii çıkıyorum.
Oh, that's it.